Herkese merhaba. Büyük kapışma başladı. KCS ile çıktık bugün. Kendi günüm saatim değil biliyorum. Türkiye saatiyle günaydın. Bu araca son bir iki günde yaşanan gelişmeler üzerine bir toparlama yapmak, bir analiz yapma ihtiyacı hasıl oldu. Önce gelişmeler ne ona bakalım. Ardından da bunun analizini birlikte yapacağız. Spesifik olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının ardarda çıkışları ve bundan sonra siyasetin nasıl şekillenebileceği üzerine bir yayın olacak bu. Haliyle bugün Türkiye basınında çıkan haberlere de bu gözle bakacağız. Hızla başlıyorum. E önce neler oldu bitti onu bir görelim. Ardından da analizimize geçeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde partisi adına söz aldı. Ne için söz aldığı, nerede söz aldığı, ne biçimde söz aldığının çok fazla bir önemi yok. Elbette bütçe görüşmeleri önemlidir. Eskiden çok tarihi konuşmalar olurdu. Son dönemde bunları göremiyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu son yılların en etkili konuşmasını yaptı. Bir saat sürdü konuşması. O konuşmasının tamamını seyrettim. YouTube'da, YouTube'dan bulup siz de izleyebilirsiniz. Çok enteresan notlar aldım. Ee, çok Son derece dikkat çekici bir çıkıştı. Şunu söyleyebilirim, bir saat boyunca AKP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir iddiasına, hiçbir lafına, hiçbir çıkışına, kürsüden koyduğu hiçbir belgeye cevap veremediler. Dört dörtlük enfes bir konuşma yaptı. Son dönemde e, partili partisiz herkesin de takdirini kazanan bir konuşmaydı. Bunun da altını çizelim. Mansur Yavaş Türkiye e, Belediye Meclisi'nde hem AKP'li MHP'lilerin sorularını cevapladı hem de neredeyse yani 20 ay sonra 21 ay sonra başta biraz açıklar gibi yapmıştı ama arkası gelmemişti. 20 ay sonra Melik Gökçek döneminin yolsuzluklarını hırsızlıklarını e, ortaya koydu. Çok büyük hani eski e, e, parayla katrilyonluk dosyaları açıkladı. Ondan önce Ekrem İmamoğlu'nun çıkışı dikkate değerdi. O da İstanbul Büyükşehir'deki bir takım yolsuzlukları açıklamıştı ama müferit gibi görülürken yalnız olmadığı görüldü. Onu çünkü Mansur Yavaş takip etti. Onu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok etkili meclis bütçe konuşması takip etti. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiaları ortadayken manşeti takip edenler bilirler. Şunu dedim. Ekrem İmamoğlu kendi kendine doğru yaklaşan Saray hamlesinin ve akp mhp ittifakının neler yapabileceğini gördü ve onlardan evvel harekete geçti ve cezaevi var bu işin ucunda, görevden alınmak var, şeytanlaştırılmak var, hücuma uğramak var, her şey var ve Ekrem İmamoğlu bunu yaptı bu çıkışıyla diye düşünürken demek ki bu CHP'de kolektif bir çıkışmış. Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu da hemen akabinde geldi. Peki gazeteler nasıl gördü? Hızla ona bakacağım ve analizimizi sonra devam ettireceğim. TR724 1. sayfasından CHP'li belediyeler çıtayı yükseltti. Asgari ücret 4500 TL demiş. Yine korkusuzda CHP'li belediyeler asgari ücreti 3000 TL'nin üzerine çıkardı. 2324 liralık asgari ücretin geçinmeye yetmediğini düşünen birçok CHP'li belediyede en düşük maaş 3000 TL oldu diyor. 3100 lira olan var. 3000 olan var. Biraz evvel TR 724'te olduğu gibi 4000 TL'nin üzerine çıkaran da var ama ortalama 3100 gibi. Asgari ücretten sadece 24 TL kalıyor. Milli Gazete'nin manşeti de asgari ücret bir aile için asgari ihtiyaçlar tablosunu çıkartmış. Asgari ücret bugün açlık sınırının da altında. Yani e, asgari ücretin 2324 TL olması en ciddi survivor'dır deniyor ama yani açlık sınırı bunun üzerinde düşünebiliyor musunuz? 4 kişilik bir ailenin. CHP'li belediyeler asgari ücreti belirledi 3100. Kemal Kılıçdaroğlu onu meclis konuşmasında da söyledi. Yani açlık sınırı 2400'ler civarındayken 2500'ler civarındayken bunun altında kalamaz asgari ücret dedi ve 3000 TL'nin üzerine çıkardıklarını söyledi. Asgari değil ortalama ücret demiş karar manşetten. Davutoğlu iktidara yandaş müteahhide vereceğine vatandaşa ver diye seslenmiş. Bu arada asgari ücret talepleri sıralanmış. CHP'nin 3100, İyi Parti'nin 3000, Gelecek Partisi'nin 3300, DiSK'in 3800 TL talep ettiği söylenmiş. Bir misal vereyim kendi yaşadığım ülke İngiltere'den. 12500 pound yıllık asgari ücret. Burada ücretler yıllık olarak bakılıyor ve yıllık olarak vergilendiriliyor. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Yani 12500 pound kazanıyorsanız 1 kuruş vergi ödemiyorsunuz ama üzerine çıkarsanız yani diyelim ki 13.000 pound kazandınız. Aradaki 500 pound'un vergisini ödüyorsunuz. O da %20. 500 pound'un %20'sini ödüyorsunuz. Yani 100 pound ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Asgari ücretten vergi alınmaz. Ha, poundu, doları, euroyu falan TL'ye falan çevirmeyin. O orada çok manyak bir uçurum var. E başka bir şey söylüyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Her yerde kendine göre bir geçim endeksi var. Buradaki market fiyatları TL'ye çevirdiğinizde Türkiye'ye göre çok pahalı olabilir ama buradaki insanlar da o alışverişi yapabilecek kadar kazanıyorlar. Dolayısıyla asgari ücret falan kıyaslaması yapmayın. Türkiye'nin asgari ücreti şu anda dünyada dibin dibinde. Yani Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi oldu. Herhangi bir dünya yurttaşı Türkiye'ye gelip parasını bozdurup TL aldığında aa bu ülke ne kadar ucuzmuş deyip yiyip içip gezip tozabilir. Milat gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın yardımcısını kürsüde görüyorsunuz. Hangi kürsü? Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü. Dünkü bütçe görüşmelerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı yani bütçenin sahibi yoktu. Mecliste loca da bile yoktu. Ve atanmış yardımcısını gönderdi ve o da bütçeyi savundu. Yani işte Türkiye bu kadar rezil yönetiliyor yani. Seçilmemiş bir adam Fuat Oktay. Düne kadar kimsenin ismini bilmediği bir adam. Devletin bütün imkanlarının üzerine oturmuş zırhlı Mercedeslerle dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı temsil ediyor ve Cumhurbaşkanı adına geliyor. Cumhurbaşkanının hesap vermesi gereken kürsü de bütçeyi savunuyor. Türkiye'nin hali. Yani... E Tayyip Erdoğan ve onun hocası Necmettin Erbakan olsaydı topa koyardı ama işte bugünkü muhalefette bu kadar. Sabah görüyorsunuz neredeyse hiç görmemiş bütçe görüşmelerini. Küçücük logosunun altında Fuat Oktay'ı görmüş. Onun altında da daha büyük Erdoğan'ı görmüş. Erdoğan bir büyük elçiyi kabul etmiş de oradan görmüş olmak için görüyorlar yani. Yani küsurat olmayacak şeyler, teferruat olmayacak şeyler gazetelerin birinci sayfasında görülüyor. Milliyet gazetesi. Gene Fuat Oktay'dan görmüş. Artık Demirören gazetesi tam anlamıyla hükümete yatmış durumda. Adaylık polemiği demiş. E, Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeyken aday ol, aday değil misin falan gibi sataşmalar oluyor AKP sıralarından. Aday olup olamayacağımı size kim söyledi falan e, diye cevap veriyor. Böylelikle de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönünde bir polemik başladı. Ona birazdan bakacağız. Yeni birlik Fuat Oktay'ı sol tarafa koymuş, sağ tarafta da tribünden izleyemeyiz demiş. E tribüne gelmedi zaten Tayyip Erdoğan. Gerçi orada başka bir konuda konuşuyor ama tribüne bile gelemedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dikkatinizi çekerim. Tayyip Erdoğan artık meclis kürsüsüne gelip konuşamıyor. Muhalefetle karşı karşıya yani çünkü artık psikolojisi öyle bir noktada ki orada or, o yap, gelen sataşmalara psikolojisi kaldırmıyor ve cevap verebilecek durumda değil ve şirazeden çıkabiliyor ondan dolayı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip konuşmuyor. Bunu da söyleyelim. Zilletin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, MHP'nin yayın organı Türk Gün Gazetesi hemen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yapıştırmış. bunu da böylece gördük. İstiyorlar. Kılıçdaroğlu aday olsun istiyorlar. Birazdan anlatacağım. Kılıçdaroğlu aday mı tartışmasından görüyor Hürriyet bugünkü birinci sayfasında. Kılıçdaroğlu'nun meclisteki benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi sözleri? CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayım olacak tartışması başlattı diyor. Bahçeli müjdeli bir konuşma demiş. İstiyorlar. Kılıçdaroğlu çıksın karşımıza diyorlar. O arada Kılıçdaroğlu bahsetti tank paletten. Birazdan anlatacağım. Koç alsa yine bağırır mıydınız? Dertleri tabii o bu değil. Bir tane tank üretilmemiş bu arada. Kılıçdaroğlu TL irtibarsız hale getirenler, 18 yıldır ülkeyi yönetenler sözcünün birinci sayfada gördüğü. İstanbul'la geçinemiyor. En önemli 3 sorun deprem, geçim sıkıntısı, ulaşım demiş. Beşli çetenin yatırımlarını kamulaştıracağız diyor. Gene Karar Gazetesi Kılıçdaroğlu'nu böyle koymuş. Böyle görmüş. Kaçırtan dosyalar AKP duymak istemedi. Cumhuriyet manşetten Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında Mansur Yavaş'ın eee yolsuzluklarla ilgili açıklamalarını kaçırtan dosyalar AKP duymak istemedi ve AKP'liler MHP'ler salondan çıkıyorlar. Bunu manşetine koymuş. Hemen altında da Kılıçdaroğlu var. Resim resim altı olarak da ee, Kılıçdaroğlu soygun düzenini bitireceğiz adaylık mesajı diyerek de biraz evvel anlattığım olayları anlatmış. Bir gün manşetten Asrın yolsuzluğu diyor. Gökçek'in batırdığı paralarla Ankara'dan Çin'e yol olur. Mansur Yavaş'ın basın toplantısına dikkat çekiyor. Sözcü manşetten masaya çıkıp tepinin isterseniz yolsuzlukları tek tek açıklayacağım. Mansur Yavaş'ın AKP MHP'lilere e, cevabını e, sözcü manşetinden koymuş. Yeni Asya kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem, çözüm demiş. Evet doğru ama şu anda önümüzde bir seçim olursa Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Ben de onun için konuşacağım. Parlamenter sistem sonraki aşama belki. Ülke 5 şirket için çalışacak garanti ödemeler bütçesi mecliste diyor bir gün bir diğer haberinde. Hazine'den tek kuruş çıkmayacak denilen İstanbul Havalimanı için şirketlere garanti ödemesi yapılacakmış. Kim açıklamış bunu? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Gerçek gündem 10 günde 4 acı. Bursa Hamitler Mezarlığı kepçeler durmaksızın koronavirüs kurbanları için mezar açıyor. 10 gün içerisinde annesi, baldızı, ablası, kuzenini toprağa veren Ercan Yakut tedbir elden bırakmayın ateş düştüğü yeri yakıyor demiş. Gercüş soruları dünkü manşetin gündemiydi. Gercüş'te asker polis korucu dahil 27 erkeğin bir çocuğa cinsel istismarı iddiasına Devletin refleksi soru işareti yarattı. Tepki gösteren 27 kişi adliyelik oldu. Habere erişim engeli soruşturmaya gizlilik getirildi diyor. Diriliş postası ise PKK'nın gercüş oyunu deyip iddiayı işte yumuşatmayı tercih etmiş. O arada CHP'nin çıkışına siz ne yaptınız? Tapeleri mecliste dinlettiniz. Sonrasında da utanmadan darbe yediniz diye cevap vermiş Mesut Yılmaz. Dönemin İstanbul İstihbarat Emniyet İstihbarat Müdür Yardımcısı Kusura bakmayın. Bugünkü baskıcı rejimin ekonomik olarak inşasından siz de sorumlusunuz. Bir tek bu konuda ter tertemiz olanlar içeride aileleriyle beraber yatan polisler demiş. Cumhurbaşkanı yardımcısının bir diğer lafı önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme adımları atacağız. Reform dediler, onca gözaltı oldu. Güçlendirme adımlarında ne olacak? Allah bilir. Numan Kurtulmuş AKP adına meclis kürsüsüne çıkıyor ve diyor ki Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin bir başka göstergesi Ayasofya'yı Kebir caminin ibadete açılması. Laf söyledi bal kabağı, doğru doğra gol tabağı. Ne diyeyim yani? Habertürk spikeri operasyonlarda iktidarın yanında olduk ancak yine de Rütük'ten ceza aldık. Daha çok ağlarsınız. Son tweetimizde Selçuk Atak'tan gelsin, güzel tespit, derin devlet, üç parça halinde birbiriyle mücadelesine devam ediyor. Güçlüden zayıfa Erdoğan, siyasal İslam, NATO'cu Gladio, Perinçek, Avrasyacı, ulusalcı yapı demiş. Şimdi dönelim Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına. Başka bir açıdan bakmak gerekirse, bunun Kılıçdaroğlu'nun çıkışına ve iki Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının yolsuzluk açıklamalarına, Çember daralıyor, vuruşarak çekiliyorlar olarak da bakabilirsiniz. Son kapışma başladı. Bizim KC'de yazdığımız gibi de görebilirsiniz. Ee, hepsi olabilir. Önce Ekrem İmamoğlu çıktı ardından Mansur Yavaş ondan sonra da Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde esti gürledi. Bakalım ne olacak, nereye gidecek? Ee, Erdoğan meclise gelemiyor ne zamandır biraz evvel de söyledim AKP genel başkanının e, parlamentoda muhalefetin karşısına çıkmaya cesareti olmayınca AKP grubu adına Numan Kurtulmuş çıktı kürsüye ve Ayasofya'yı savundu ne alakaysa bütçeyi konuşman gerekiyor ee, Kılıçdaroğlu e, mecliste AKP'li vekillerin yüzüne karşı Beşli Çete'nin e, yatırımlarını kamulaştıracağız dedi Beşli Çete'den kastı işte yandaş iş adamları esasen onun öyle ol, olmadığını e, Kılıçdaroğlu da biliyor. Onlar birer muçebet. Yani orada her şeyin sahibi Erdoğan. Erdoğan onlara en fazla maaş veriyordur yaptıkları hizmetler karşılığında. Bütün şirketler saraya bir şekilde bağlanmış durumda. Hepsi de ihaleleri de ona göre alıyorlar, işleri de ona göre yapıyorlar. E, bütün ne derler işin e, hamallığı, işin e, ne bileyim e, ameleliği onlar da ama paraları sayan, kara ortak olan saray. Büyük ortak hem de. Eskisi gibi böyle %10, %20 komisyon da değil yani. %10, %20 belki o <laughs> yandaş iş adamlarına veriliyordur. Onu demiş işte. Yani hem bunları kamulaştıracağız, onlardan alacağız falan ama bir de işin şöyle bir tarafı var. Büyük miktarda para kaçırdılar bunlar. Yani onların mal, malının mülkünü şu anda kamulaştırmanız Neye yarayacak? Ayrı bir konu. Anlaşmaları ne yapacaksınız? Yani 20 yıllık, 30 yıllık hazine garantili anlaşmalar var. Zor konular bunlar. Dışarıya çıkartılan paraları nasıl getireceksiniz? Getirebilir misiniz? Nerede olduğunu nasıl bulacaksınız? Hangi bankaların gizli hesaplarında, hangi kasalarda ya da bankalarda değil, kasalarda da olabilir? Bunlar zor konular. Ama Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AKP'liler cevap veremediler. Bu önemliydi. E ee, tank palet fabrikasından bir tane tank çıkmamış diye bağıra bağıra söyledi ve kimse cevap e, veremedi. Etem Sancan'ın ismini birkaç kere e, şey yaptı, zikretti. Çok e, iler tutar. Yani gerçekten güçlü iddiaları vardı. Yani bugün dedi bankadaki mevduatın %56'sı dolar. Bunu nasıl izah edebiliyorsunuz dedi. Hani bunun izah edilebilir bir tarafı var mı? İsim vererek şehit ailelerine bağlanan 121 TL'lik maaştan bahsetti. Utanmıyor musunuz dedi. Bank e, Dekontunu gösterebilirim size dedi. Fahrettin Altun'a e, yüklendi. E, sağlıkçılara verilmeyen ikramiyeleri e, dile getirdi. Merkez Bankası rezervlerinin eksiğe düşmesini söyledi. Rüşvetçiyi elçi yaptınız. Ağrıma gidiyor. Sizin ağrınıza gitmiyor mu dedi. Egemen bağışı kastederek. Pırak Büyükelçisi olmuştu. Gerçekten çıtlarını çıkartıp bir şey diyemediler verdim tek sataşma adayı yoktu. Yani herkesin ağrına gidiyor esasen. E, dolayısıyla e, son derece enteresan e, bir çıkıştı bir saatlik bir e, konuşmada. E, şimdi burada şöyle bir şey var adaylıkla ilgili sorulara aday olmayacağımı nereden çıkardınız falan gibi cevaplar verdi ama hani... E, bir seçim olursa ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı ortada. Bir partili de belki aday olmayacak. Belki aday olabilecek en iyi partili geçtiğimiz seçimlerde Muharrem İnce'ydi. Onun da yapabildiğini gördük. Kampanyayı güzel yürütse bile seçim gecesi ortadan kayboldu. İyi Parti'de Meral Akşener sesi, sesleri çok ön plana çıkıyor. Meral Akşener aday olduğunda arkasında tüm CHP'lileri ve tüm muhalefeti bulacak mı? Şimdi şu çok önemli. HDP kampanya yapabiliyor mu? Hayır. Bütün televizyonlarda HDP şeytanlaştırıldığı halde de belli bir oy var. Orada durmaya devam ediyor. Kendi nevi şahsına münhasır bir siyasal hareket. Peki... Ankara ve İstanbul belediye başkanları aday olabilir mi Cumhurbaşkanlığına? Cumhurbaşkanlığı aday olduklarında veya işte kazandıklarında Ankara veya İstanbul gidecek elden gidecek 2014'e kadar oraya belki bir AKP'li veya MHP'li seçilecek neyse böyle bir risk var. Onlar görevlerinde kalırsa yani Ekrem Başkan ve Mansur Başkan görevlerinde kalırsa kim aday olacak? Meral Akşener'in durumu ortada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu ortada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani etnik e, kimliği, dini kimliği, pek çok şey, e, memleketi vesaire e, bunun üzerinde bir şey oluşturuyor yani. Bariyer oluşturuyor. Bunu kabul etmek lazım. Şunu unutmayın. Meral Akşener için de benzer şeyler geçerli. Muharrem İnce i̇çin, için de geçerliydi. Diğerleri de için de geçerli. Erdoğan Bahçeli ikilisi 50 artı 1'i kaybetti. Fakat muhalefet 50 artı 1'i elde etmiş değil. Eğer AKP artı MHP 50 artı 1'i kaybetmişse siz karşısına 50 artı 1'i alacak bir aday çıkarmanız lazım. Hatta bir sürü şaibe maybe iddiaları da ortada olduğu için açık ara farkla 55 ile 58 ile kazanacak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmanız gerekiyor. Bu ne Kılıçdaroğlu'dur, ne Akşener'dir, ne öbürüdür, ne Berikidir. Bu çok önemli bir konsensüslü olur. Muhalefet bu konsensüsü yani %55-58 oy alacak bir cumhurbaşkanı adayını çıkaramazsa seçimi daha birinci turunda kaybeder. İkinci tura kaldığında o zaten başkalaşmış bir hale girer. Ne sosyal ağlar olacak, ne televizyonlar, ne gazeteler, ne meydanlar hiçbir şey olmayacak. Bunu akıldan uzak tutmamak gerekiyor eğer bir seçim olacaksa. Ve zaten iktidarın şu anda yapmaya çalıştığı da bu. Demir yumrukla ülkeyi idare etmeye çalışmak, eğer bir seçime gitme durumu da olursa muhalefeti bölüp parçalayarak %30'lara 40'lara düşmüş Erdoğan'ı o 30'larla 40'larla tekrar iktidara getirmek. Herkesin bunu e, aklına sokması icap ediyor. Evet böylelikle bir manşeti daha noktaladık. Günün ikinci yayını akşam saatlerinde Güne Bakış Turan Görür Yılmaz'la ekranlarda olacak. Şimdilik hoşçakalın.